25 yıldır tek nafaka ödeyen adam benim, kesintisiz. Bu da rekorlar kitabına girmiştir. 25 yıldır. Bak, az mı ya? 25 yıl arkadaşlar. Yani normalde 18 yaşına kadar. Yani öyle bir sözleşme yaptırmış ki de Nergis bana. Yine de seviyorum tabii ki karım, çocuğumun annesi. Ölene kadar o nafakayı vereceğim evlenmediği sürece. Ondan sonra kızım da okuyana kadar, yani ömür boyu okusa ben yine de o nafakayı vereceğim. Başka bir nafaka var, ayrı bir nafaka. Kız da 18 yaşından beri ikinci sınıfa daha geçemedi üniversitede. Hay Allah'ım yarabbim. Evimize bir bağlansın istedik. Hiç niyetimiz yoktu, öyle bir bahsettin ki hızlıca bağlandık. Nergis Hanım merhaba. Ay merhaba. Biz şu anda Paylaş Benim'le evindeyiz ve gerçek anlamda bütün hayat öyküsünü konuşuyoruz. Mehmet Ali'nin burada. Ama öyle bir yer geldi ki hani biz böyle konuları geçiyoruz. Bugüne kadar bizi neler büyüttü. Ama sizde bir durduk. Bir şey diyeceğim ama duyduğuma göre nafaka konusunda bana çok yüklendi. Ya, hayır, evet. Rekorlara girdik diye bahsettiler. Bir şey söyleyeceğim. Boşandığımız günden beri eksik oluyoruz. Hesaplaşırsak borçlu çıkarsın. Onu ne yapacağız? Ciddi misin? Dolardan mı yoksa şeyden? Onun haberi yok ki. Afgan dinarından anlaştık. Bunu da ayrı bir konuşalım senden. Demek öyle ha? Ya bu arada sadece birbirinizin hayatının bir dönemi değilsiniz. Hep onu söylüyorum. Yok. Soruyorum gerçekten da. Gerçekten değil. Ve o kadar da bugün gerçekten bambaşka bir tarafıyla da tanıştık ki sizin çok iyi tanıdığınız bir yerdir orası. Teşekkür ederim. Vicdanıyla da tanıştık aslında Mehmet Ali'nin daha çok. Şimdi iyi bir insan olmasa, vicdanlı bir insan olmasa zaten hiçbirimiz ilişkimize devam ettirmeyiz. Kimsenin boşandıktan sonra böyle bir mecburiyeti yok. Ama gerçekten onun belki de hakikaten çocukluğundan böyle bir takım yaraları, o şefkat ihtiyacı, ama gerçekten iyi niyetli ve iyi bir insan olmasa yanında zaten kimse olmaz. Gerçekten başka bir özel, temiz bir tarafı vardır Mehmet Ali'nin. Evlilikler bittiğinde özellikle çocuklar da olduğunda anne babalıktan hiçbir zaman boşanılmayacağını, hayattaki bağlarda başka bir sevme biçimi ve saygı biçimi oluşturulacağını anlatır dururuz. Buna çok güzel bir model aslında bence Nergis Mehmet Ali ikilisi bu anlamda. Teşekkür ederim. Ve şu anki İnşallah keşke olabilse. Evet, şu anki desteğiniz de bence bu programa çok özel bir katkı. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Umarım çok keyifli geçiyordur. Çok ağlama oğlum. Çok ağlama. Seni öpüyorum. Seviyorum. Bay bay. Çok selamlar. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Çok ağlamaya ne diyorsun? Bilirler bile. Güzel de sevmiş. Güzel de seviyor. Ses tonunda o vardı aslında. Ve şefkatten bahsetti en çok. Belki en temel. Tabii yer. Çocukluk anılarımı, acılarımı hepsini bilir.